abi sana üst vereyim mi? Çekilmiyormuş ya bu fotoğraf. Saniye şartlarda var. Moto değil tabii, Allah'ıma gitti bir tane daha. Bu yıl çok güzel bir yıl. Kış birazcık kurak gibi geçti. Az bir kar yağdı ama bahar yağmurları mevsim normallerinin çok çok üzerinde yağdı. Her iki günde, üç günde bir öğleden sonraları bolca yağmur yağdı. Bu yağmurlar doğada bitkilerin uyanmasına sebep oldu ve bolca çiçek oldu Eriçayır Yaylası'nda. Bu sene verimin çok yüksek olacağını düşünüyoruz. Eriçayır Yaylası'nda Temmuz gibi ballarımızı sağacağız ama hani şimdiden ballar gelmeye başladı gördüğünüz gibi. Erken Toroslar'da bahar yeni geldi. 2500 metredeyiz şu anda. Burada arılar şu anda asker sayısını, kovandaki arı miktarını şu anda arttırmakla meşgul. Temmuz başı gibi bal üretimine de girecekler. O zaman müthiş bir verim bekliyoruz. Bu yıl çok bir verimli yıl olacak inşallah. Balımızı da Türk tüketicisi çok seviyor zaten. Onlara bu hasat ettiğimiz bolca balı zam yapmadan inşallah krize rağmen ulaştırmayı düşünüyoruz bu yıl. İhracat hedefimiz var. Avrupa Birliği'nden, Orta Doğu'dan sürekli talepler geliyor. Ama bizim bu üretimimiz biraz doğaya bağlı olduğu için aldığımız sipariş miktarı kadar istesek de bal üretemiyoruz. O yıl çok güzel, verimli geçmişse stoğumuzda bal oluyor ama verimsiz bir yılsa olmuyor. Ama bu yıl inşallah daha fazla ihracat yapacağız. Genelde parsiyel bazlı, küçük çaplı ihracatlar yaptık bugüne kadar. Bu yıl verimli bir yıl olduğu için inşallah hedefimiz ihracat yapabilecek, çok fazla miktarda ihracat yapabilecek kadar bal hasadı yapmak. Hangi ülkeler var efendim? İsviçre, Almanya, Hollanda, Orta Doğu'da Ürdün, Dubai ve Suudi Arabistan'a şimdiye kadar ürün gönderdik. Gene aynı tüketicilerimiz düzenli olarak istiyor. İstanbul'da da gelen turistlerin büyük bir kısmı Eriçayır balı alarak ülkesine dönüyor. Bir nevi ihracat olabilir. Aslında ihracat gibi kendi ülkelerinde bavullarında bizim balı Türkiye'den bir hediye olarak götürdüğü için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda free shoplarda satılıyor ürünlerimiz. Thank you.